Yine bu ay içerisinde yatırım aldığı açıklanan Ekmob'u hikayesini dinleyeceğiz. Sonra da yatırımdan sonraki planlarını konuşacağız. Benim çok değer verdiğim ve çok ilham aldığım biri Sunay Şener. Abi hoş geldin. Abi teşekkür ediyorum. Çok güzel bir gelişti benim için. Çok sağ olasın öncelikle. Nasılsın? Yani iyiyiz, koşturuyoruz, evdeyiz. Herkes gibi, senin gibi. Aha. İşleri biraz uzaktan halletmeye çalışıyoruz. Tabii alıştık da biliyorsun senle en son bu konuları konuşuyorduk. Ne yapacağız bu? Yeni normalimiz olacak mı, olmayacak mı diye. Yeni normalimiz oldu artık. Uzaktan çalışmaya devam edeceğiz. Kesinlikle. Ya bu dönemde hani ilk yaptığımız yayında da ya da ekosistemde şey konuşuluyordu. Hani girişimler nasıl etkilenecek? Olumlu kimler gidebilir? Hangi sektörler büyüyebilir? Ekmob orada güzel bir konuma da geldi. Çok daha bir yüksek bir değerlemeyle yeni yatırımını da aldı. Onun hikayesini de dinleyeceğiz. İlk çok kısa seni tanıyalım abi. Sonra Ekmob'u çok kısa tanıyalım. Hemen sorularımı da geçeceğim sana. Tamam, süper. Yani Ekmob'un kurucu ortağıyım. Biz üç kişi kurduk Ekmob'u. Kendim tuhaf bir şey kariyer hayatım oldu. Böyle bir mali müşavirlik geçmişim var. Sonra kurumsal tarafta işte teknolojinin yavaş yavaş e-ticaret dünyasının olduğu dönemlerle tanışma şansım oldu. 2011 yılında bu mobil yılı, mobil patladı patlayacak dedikleri yılda mobil teknolojilerle yani mobil uygulama dünyasıyla tanıştım. Burada büyük markalarla çok yakından çalışma şansım oldu. Daha sonra bu know-how'umu bir ajans vasıtasıyla, kendi kurduğum bir ajans vasıtasıyla markalara danışmanlık adı altında sunmaya başladım. Kadir Has Üniversitesi'nde IoT üzerine bir hem yüksek lisans hem de bir sertifika programı kurdum. Ama geriye doğru baktığım zaman işte fırsat olarak yani bir girişimci kimliğiyle fırsat olarak gördüğüm bir konu vardı. O da sahadaki satış ekipleri üzerine bir fırsat yakalamıştım. Hem kurumsal çalıştığım firmada hem de mobil danışmanlığı verdiğim dönemde bu kanalda yani bu iş yapı şeklinde mobil teknolojilerin ciddi anlamda iş fırsatı yaratacağını düşünerek Ekmob'u 3 arkadaşımla beraber 2016 yılında kurduk ve bugünlere kadar getirdik. Süper. Ekmob'u biraz kısaca anlatayım istersen, Aynen. ne yaptığımızdan bahsedeyim. Şimdi kurumsal tarafta çalışırken yaklaşık 150 kişilik bizim sahada bir merch ekibimiz vardı. Bu arkadaşlar Türkiye'nin her noktasında perakende uçlarına gidip firma için, marka için çeşitli iletişimler yapıyorlardı. Bunlar satış, tanıtım, denetim gibi farklı fonksiyonda işlemler oluyordu. Bu noktalardan yapılan işlemlerle alakalı, aktivitelerle alakalı verilerin alınması, merkeze getirilmesi ve bunların işlenerek tekrar saha için operasyonel kararlar verilmesi gerçekten çok uzun bir süreç alıyordu bizim için. Burada geleneksel işte Excel'ler, mesajlaşma grupları gibi sistemler kullanılıyordu. Mobil tarafta da Türkiye'nin en büyük FMCG operasyonunda bir mobil çözüm geliştirdik. Bir iş süreci içerisinde ne kadar verimli olduğunu ve iş yapış şekillerinin ne kadar hızlı değiştirdiğini görme şansım oldu. Ve ondan sonra da bu Ekmob fikrini neden saha satış ekipler özelinde olgunlaştırmayalım diye biz 2016 yılında bir saha ekip yönetimi tool'u yazdık. Ve dönem içerisinde de ürünümüzü iki kez de pivot ettik. Önce saha ekip yönetimiydi bizim için. Sonra bunu bir mobil CRM'e çevirdik. Bu yıl lansmanını yaptığımız Ekmob SFA isminde de Salesforce Automation adı altında tamamıyla satış gücü otomasyonu olarak ürünümüzü konumlandırdık. Şu anda eğer firmanın bir satış operasyonu, bir satış gücü varsa hem mobil cihazlarda hem web platformlarında bütün işte planlamalarını yapabildiği, takvimlerini organize edebildiği, ziyaret, arama ve video konferansla yapabileceği bütün aktiviteleri kayıt altına alabildiği ve bu süreçte siparişten tahsilata, fırsata kadar bütün sistemleri, bütün kayıtları alabildiği ve bunu şirketlerin ERP ve CRM sistemleriyle entegre edebildiğimiz uçtan uca bir platform haline
konumlandırdık. ECMAB'ın da hikayesi kısaca böyle. Süper. Ya biz hep girişimlere şey diyoruz, hani sizin kendi yaşadığınız ya da çevrenize gözlemlediğiniz bir şeyin üzerine gittiğinizde oradaki başarı ihtimaliniz daha yüksek diyoruz. Daha rahat inanıyorsunuz diyoruz. Sende de benzer bir durum söz konusu. Oradan güzel bir hikaye başlamış ve şu anda iki tane pivotla yeni bir ürünle ortaya çıktınız. Ben şeyi sormak istiyorum. Mesela şu an özellikle pandemiden sonra satış ve sahadaki bulunma zorluğu bariz. Burada mesela siz o ihtiyaçtan yola çıkarak mı daha böyle dijital ya da otomasyon odaklı bir şeye ihtiyaç var dediniz. Oradaki son ürünün hikayesini biraz daha açabilir misin abi? Tabii tabii, son ürün zaten tamamıyla pandemiyle birlikte hayatımıza girdi. Yani öncesinde tabii ki tasarlıyorduk, kafamızda bazı modeller vardı. Ama bu işi hem hızlandırdı hem de dünyanın gideceği yeni normale hızlıca adapte olmamızı sağladı. Ya biliyorsun, dünyada bazı trendler geçiyor, yakalamak çok zor ama bazı trendler de fırsatları aslında ekosistem kendisi ayağımıza getiriyor. ECMAB'da da baktığımızda yani biz bir satış ekibi yönetimi üzerine bir mobil CRM çözümüydük ve ziyaret aktivitesine odaklanmıştık. Yani sahada ziyaret yapıldığı zaman ECMAB o ziyaretin bütün yeteneklerini ve etkinliklerini merkeze raporluyordu. Bu da uzak ekipleri yönetmek üzere kurulu bir sistemdi. Tabii pandemiyle biz aslında şeyi çok net gördük. Yani ziyaretler zaten inanılmaz derecede azaldı. Ki bunu ECMAB'da da ve daha sonrasında yapılan araştırmalarda da gördük. Satış ekiplerinde sahada ziyaret oranı yapılan araştırmalara göre %45 azalmış durumda. Biz bunu ECMAB'da da görüyoruz. ECMAB'da tam tersine uzaktan iletişim, yani telefon ile iletişim %250 arttı. Ve bu yasaklar bittikten sonra biz bunun azalacağını düşünürken tam tersine o yerleşti. Yani hiçbir zaman azalmadı. Yani aslında satış ekipleri için artık uzaktan müşteri yönetimi yeni normal haline geldi. Bu bizim için zaten hızlıca bu ürünü pivot etme kararını aldığımız bir süreç oldu. Ve ürüne hızlıca en hızlı eklediğimiz özelliklerden bir tanesi Teams, Zoom ve Elasticsearch entegrasyonları oldu. Biz bu entegrasyonlarla beraber ekiplerin aynı şu anda yaptığımız gibi müşterileriyle uzaktan bir şekilde video konferans sayesinde bütün iletişimlerini yapmalarını sağladık. Bununla beraber aslında en önemli geliştirdiğimiz özelliklerden bir tanesi ise ekosistemini, yani ECMAB'ın marketplace yeteneklerini geliştirdik. Orada işte bu video konferansın yanına ERP kuvvetini arttırdık. İşte logo gibi, mikro gibi, Netsis gibi, paraşüt gibi farklı ERP katmanlarıyla entegre olduk. Onun dışında şu anda yine lansmanını yaptığımız ECMAB BI çözümünü yayın aldık. Bu BI ile birlikte aslında sahadaki aktiviteler, satış gücü ve gün sonunda verimliliği raporladığımız, kullanıcıların kendi dashboardlarını tasarlayabildiği, kendileri tamamıyla filtrelerle beraber customize edebildiği bir sistem haline getirdik. Ve böylece BI ile birlikte yöneticilerin daha hızlı karar almalarını sağladık. Son olarak da bunu hedef modülüyle de beraber perçinleyip uçtan uca bir satış gücü otomasyonunu yayına almış olduk. Yani ya bizim için aslında pandemi o anlamda çok ciddi bir fırsat yarattı diyebilirim. Süper. Aslında hep söylüyoruz, hani ihtiyaçlarla sizin de değişmeniz lazım, sizin de güncellemeniz lazım kendinizi. Müthiş bir örnek bu. Hani bundan 6-7 ay önce konuştuğumuzda bu saydıkların hiçbiri canlıda yoktu. Şu an yepyeni, evet, müşterilerin hayatını, zaten çok zorlaşan hayatını bir nebze de olsa iyileştiren, onları hayatta tutup onların işlerini geliştiren çok güzel ürünler ortaya çıkmış. Bu da sizi muhtemelen yeni yatırım tarafına doğru yönlendiren bir gelişmeydi diye tahmin ediyorum. Buradaki yeni yatırımdaki ihtiyaç tam neydi ve bu yatırımla birlikte nasıl ilerlemeyi düşünüyorsunuz abi? Ya bizim aslında şöyle, biz yatırım öncesinde zaten bir exit'e yakın bir teklif almıştık. Fakat özellikle bu yani pandemiyle beraber oluşan fırsatla birlikte hızlı yaptığımız hareketlerle biz küçülmeyi boş verin, 2020 yılını iki kat büyüyerek geçirdik. Ve bu iki kat büyümeyle birlikte aslında işte MRR'ımızı 2,5 kat arttırdık. ARPU'muzu 1,5 kat arttırdık.
Bu da bize yaklaşık bir önceki yatırımdan 4,5 kat bir büyüme ile bir yeni yatırım turu kapatma şansı yakaladı. Az önce anlattığım olay sayesinde aslında hani pandemiyle beraber yeni normal, yeni iş şekilleri, yeni iş disiplinleri ortaya çıktı. Bu iş disiplinleri biliyorsun yeni çıktığı zaman dünyada da bir fırsat. Yani sadece Türkiye için değil artık yurt dışı için de ne kadar erken davranırsanız o kadar hızlı fırsat yaratıyorsunuz. Bizim için globalleşme noktasında da gerçekten iyi bir avantaj yakalama şansı oldu. Bu da yatırımcının için açısı iştahını kabarttı. Biz bu dönemde işte ya globale gidecek altyapı çalışmalarını başlatacaktık ya da var olan exit fırsatlarını değerlendirecektik. Biz işin açısı hem ürünümüze inandığımız hem ekibimize inandığımız hem de global fırsatın bu kadar yakın olduğu bir dönemde yatırım alarak ilerlemenin çok daha iyi olacağını düşündük. İşin açısı yatırımı da bizim eski yatırımcılarımız çok ciddi desteklediler. Evet, sağ olsun. Onlar da bizi bu tarafta ciddi motive ettiler. Angel Effect'in liderliğinde biliyorsun. Aynen. Angel Effect'in liderliğinde tamamıyla onların yardımıyla bu yeni yatırım turunu kapatma şansı yakaladık. Çok da güzel oldu diyebilirim. Süper. Aslında şey yani söylediğin şeylerde hep böyle anlık ve şey kararlar var gibi duruyor. Hani böyle bir A var bir B var. Siz sürekli bir şeyler seçmişsiniz orada son aylarda. Mesela bu kararı alırken başka nelere dikkat ettiniz? Mesela daha önceki yatırımcıların burada kararı ne kadar etkili oldu ya da kurucu ortaklar nasıl planladı bu tarafa? Vallahi abi şimdi şöyle söyleyeyim yani sonuçta startup kurduğunuzda bunu bir gün exit etme motivasyonuyla evet. Kuruyorsunuz. Sizin en büyük motivasyonunuz da bu oluyor. İşte bugün konuşmacılarımızın arasında Koray da vardı biliyorsun. Gerçekten çok harika bir exit'e exit sağladı. Biz işin açısı kurulduğumuz günden bu zamana biz bu fırsatı yakalamış girişimcileriz. O yüzden bizim için aslında bu süreçte ciddi doyum noktaları da yaşadık. Fakat tabii az önce söylediğim gibi ani kararlar, hızlı kararlar verebiliyor olmak startup ruhuna yakışır bir süreç. Evet. Hani bugün startupların yolculuğunun yarıda kesilmelerin bazı sebeplerinden bir tanesi de bu oluyor. O kararları hızlı alamamak, o pivotları hızlı yapamamak bunlar bence çok önemli şeyler. O yüzden yatırımcılarımızın gerçekten bizi ciddi bir motivasyonu vardı. Bu bizim için zaten hem bir gurur kaynağı hem de kendimize olan inancımızı birazcık daha katlamamızı sağladılar. Tabii bunun dışında da az önce saydığım sebepler de bizim için çok büyük temel motivasyondu. Ekibe inandığınızda, ürüne inandığınızda ve global hikayesini de yazabileceğimizi düşündüğümüzde biz bu yatırımı alma kararını hiç düşünmeden okey dedik ve çok hızlı bir şekilde. Zaten bizim bir önceki yatırımdan bir sonraki yatırım yaklaşık 10 ay geçti. Öyle söyleyeyim. Evet çok hızlı oldu. 10 ay 11 ay içerisinde ikinci tur yatırım aldık. Şimdi 2021'de bakalım işte global tarafa hızlıca aksiyon alındığında olacağız. 10 ayda 4,5 katta çok ciddi bir rakam. Sadece 10 ay içerisinde müthiş bir büyüme. Şeyi sorayım abi hemen 2021 demişken global tarafa bakalım istersen. Hangi ülkelere gitmeyi düşünüyorsunuz ve bu saydığın ürünlerin hepsiyle aynı anda mı düşünüyorsunuz yoksa hangi ürünle yola çıkacaksınız global tarafta? Yani şöyle biz öncelikle zaten ilk yatırımı aldıktan sonra ciddi anlamda hem ekibe hem ürüne yatırım yaptık. Yaklaşık şu anda 15 kişiden 30 kişiye çıktık. Bu bizim için gerçekten hani ürün ve ekip anlamında hızlı bir büyümeydi. İhtiyacımız olan bir büyümeydi. Çok hızlı bir şekilde aslında onu yaptık. Şu an 2021 yılında hem Türkiye pazarını tamamıyla valide ettik. Yani daha doğrusu valide ettik ama tamamıyla Türkiye pazarını kapatmayı hedefliyoruz. Ve amacımız Türkiye pazarında enterprise account'lara yönelmek. Ve burada global firmalarla çalışabilmek. Biliyorsun Türkiye'deki global firmalarla çalışmak size yurt dışında daha hızlı
hareket etme imkanı sağlıyor. Biz bunu birebir yaşamış da bir firmayız. Yani Türkiye'de çalıştığımız birkaç global firma sayesinde onların global ülkelerine ürün satma fırsatı yakaladık. Bu bizim için gerçekten çok şey ve şu anda yani Egmob 50'den fazla ülkede çalışır durumda. Bunun içerisinde Afrika'dan Rusya'ya kadar ve Doğu Avrupa'ya kadar birçok ülkede biz hali hazırda şu anda Egmob'u çalıştırıyoruz. 2021 yılı bizim için tamamıyla Doğu Avrupa'da uzaktan ECMOB'u konumlandırma çalışmalarını başlayacağımız bir dönem olacak. Biz yine bu kriz öncesinde zaten Polonya'da bu çalışmaları başlamıştık. Yine Polonya üzerinden Doğu Avrupa'da uzaktan ürünümüzü konumlandırmaya başlayacağız. 2021 yılında da hedefimiz minimumda iki tane ülkede aktif bir şekilde ofisimizi açıp orada faaliyetimize başlamış olmak hedeflerimizin arasında. Tam onu soracaktım abi. Sen kendin de oraya o konuya geldin. Şimdi hani bir soru işareti oluyor burada. Uzaktan Türkiye'den her şeyi yönetebilir miyiz? Yoksa fiziksel olarak orada bulunmalı mıyız? Ya da ne zaman bulunmalıyız? Bunun mesela kararını nasıl veriyorsunuz? Hani ne zaman tamam biz artık ofis açmalıyız, oradan yönetmeliyiz diyorsunuz? Valla şöyle söyleyeyim. Bununla alakalı tabii ECMOB'da sadece özel çalışan bir arkadaşımız var. Ben kendim olarak şunu çok rahat söylüyorum. Çok ciddi global tecrübelerim yok ama şunu çok rahat da söyleyebilirim. Biz hemen hemen her gün dünyadaki farklı bir SaaS, B2B SaaS platformundan demo talep ediyoruz. Yani aslında dünyada bu iş nasıl yürüyor bir kere ona bakıyoruz. Aslında çok da farklı değil. Yani yine sizinle bir saatte randevulaşıyorlar, telefon açıyorlar, ekranını yansıtıp size bir demo yapıyorlar. Demo yaptıktan sonra belirli bir dönem free kullanmanızı, ondan sonra da uzaktan bir şekilde ürünü konumlandırıyorlar. O yüzden uzaktan ürün satmanın ben zorluğuna çok fazla inanmıyorum. Ama sadece belirli bir büyümeye geldiğinizde artık o ülkede aktif bir şekilde görev ya da orada bir ülke müdürü oluşturmanızı ve yakın ülkelerine de yine o ülke üzerinden gitmenin doğru bir strateji olduğunu düşünüyorum. Yine bizim aslında demo olarak aldığımız birçok ülkenindeki strateji de hemen hemen bu şekilde. O yüzden yani 2021'de bizim için bunu deneyimleyeceğimiz bir yıl oldu. Bizim için şu anda yurt dışında ECMOB'u kullandırma noktasında biz çok zorlanmadık. Çünkü globalden Türkiye'den globale doğru bir açılım, Türkiye'deki global firma kaynaklarıyla bir açılım sağladık. O yüzden yani 2021 yılın ortalarına doğru sana oradaki elde ettiğimiz tecrübeleri seve seve tabii aktarmaya çalışıyorum. Ya bu şey dedin de çok değerli abi. Yani demo talebinde bulunup oralardan öğrenmek. Çünkü sen ne kadar araştırırsan araştır, gerçek o süreci yaşamadan tam olarak öğrenemiyorsun. Yani çok güzel bir strateji olmuş cidden. Öyle ben yani belli bir sayıda da... Bazı öğrenmeler bedava biliyorsun. Öyle. Yani bunu sizden daha iyi yapan bir firma varsa ya da en azından benzer şekilde birkaç ülkeye açılıp bu çalışmaları yaptılarsa neyi başarılı yaptıklarını onların deneyimlerinin içerisine girerek öğrenmeye çalışıyorsun. Biz de şu anda bunu çok yakın bir şekilde yapıp zaten şu anda bir growth ekibi kurduk. Bu growth ekibinin de tek görevi şu anda bu. Ayrıca bir customer success ekibi kuruyoruz. Bu ekip de yine globalde ürünün nasıl desteğini verecek şekilde, konumlanacak şekilde bu ekipleri kuruyoruz. Sonra bunları çalıştıracağız. Umarım istediğimiz gibi çalışır ve o büyümeyi de çok hızlı bir şekilde yakalar. Yine güzel bir başarı örneği 2021 yılı içerisinde güzel bir global fondan yatırım alarak hikayemize devam ederiz. Güzel, süper. Abi kapanışta şeyi soracağım. Dedin ya işte 15'ten 30 kişiye çıktık diye. Ya şimdi ben hani kendi tarafımda da birçok girişimciyle de konuşurken mesela ekip konusuna ekstradan önem veriyorum. Çünkü gerçekten o ekibi mutlu edemediğinizde, maddi manevi mutlu edemediğinizde olmuyor. Mesela bu çok ciddi bir büyüme. Bir anda bir kişiyken ikiye çık yani %50, %100 artıyor hatta. Burada mesela o kültürü o kişilere entegre edebilmek için, onları sisteme doğru entegre edebilmek için ve mutlu bir şekilde büyüyebilmek için neler düşünüyorsun ekip tarafından? Vallahi abi şöyle, ben her zaman şunu söyledim. Yani idealistiz ama uzaya roket fırlatmıyoruz. O yüzden kesinlikle mutlu olmamız lazım, mutlu hissetmemiz lazım. Sabah kalktığımız zaman ürüne karşı geliştirdiğimiz
her süreci müşteride birebir görmemiz lazım ki biz bunu elimizden geldiğince de yapıyoruz. Yani biz de yazılım ekipleri de, destek ekipleri de zaman içerisinde departmanlar arasında çalışıyorlar. Yani yazılım ekibini de biz müşteri toplantısına sokuyoruz. İşte destek ekibine bir yazılımın sürecine dahil ediyoruz. Yani ve ben işin açısı mutlu olmaları için çaba sarf ediyorum. Bu zor bir süreç. Yani o kültür dediğimiz şey bir anda inşa olmuyor. Evet. Kesinlikle yani onu işte yazılı kurallar şeklinde kurgulayamıyorsunuz. İşte ekiplerinizi işte hadi sana bir tane laptop, işte sana bir tane bardak, işte o masalardan o çekilen fotoğraflar da insanları motive etmiyor. Bence bu şirketin içerisinde insanların birbirleriyle olan ilişkileri ve motivasyonları diye ben her zaman bakıyorum. Ekipler sabah kalktıklarında birbirlerini görmekten sıkılmıyorlarsa bence en güzel kültürün ben bu olduğunu düşünüyorum. Yoksa siz onları istediğiniz kadar harika çalışma ortamları yaratın, harika mutfaklar yaratın, harika sosyal imkanlar yaratın. Ama ben seni sabah kalktığımda görmek istemiyorsam orası zaten benim için çok önemli bir ortam değil. O yüzden ben ekiplerin kendi işlerinde çok sinerjik ve mutlu bir şekilde çalışmalarının daha önemli olduğunu düşünüyorum. Elimden geldiğince de hep bunu kurmaya ve inşa etmeye çalıştım. Şu ana kadar da öyle oldu ve bizde şöyle bir sistem daha var abi, en sonunda onu söyleyeyim. Biz genelde ekiplerimizi hep alttan yetiştiriyoruz. Yani mid level seviyesinde alıyoruz. Hem senior arkadaşımız öğretirken devamlı güncel kalıyor. Junior arkadaşlarımız öğrenerek zaten ekibin içerisinde çok mutlu bir şekilde kalıyor. Bu bir devir daim. O da ben ekibi çok dinç tuttuğunu düşünüyorum. Elimden geldiğince bunu korumaya çalışıyorum diyeyim. Çok teşekkürler. Abi ağzına sağlık. Ne demek 20 dakikada abi? Çok güzel özetledik. Umarım bir sonraki görüşmemizde 4,5-5 kat daha büyümüş olursun. Tabi bu demek olmuyor ki çok arada görüşmeyelim. Ama güzel bir büyüme öngörüyorum sizin için. Hedef 10 kat bu sefer, onu da söyleyeyim. Tamam, süper. Çok teşekkür ederim abi, ağzına sağlık. Kendine çok iyi bak, sevgiler.